saat yaklaşık 2000 tane CPU korundan oluşuyor. Bunlar sanal ve fiziksel korlar dahil yanlış bilmiyorsam. 16 TB'lık belleği var ve 1,5 petabaytta ham disk depolama alanı var. Bunun yanında bunun aslında mimari olarak önüne koyduğumuz Dataflow platformunda da cluster'ında da 14 tane makine var. Bu 14 makinenin 11 tanesi fiziksel, 3 tanesi pardon. 10 tanesi fiziksel, 3 tanesi 4 tanesi sonradan eklenen sanal sunucular. Bunda da toplamda 500 CPU koru var. 2.2 TB bellek ve 160 TB bir depolama sistemi var. Bu sunucuların biraz daha konfigürasyondan bahsetmeniz gerekirse aslında 3 tanesinde Apache Kafka Dataflow cluster'ının 3 tanesinde Apache Kafka Kafka servisleri çalışıyor. Bunların yanında da Stream Analytics Manager'ı çalıştırdığı Storm servisleri de yine bu 3 makinede çalışıyor fiziksel makinelerde. 3 tane fiziksel makine ve 4 tane sanal sunucuda toplamda 7 tane NiFi servisi çalışıyor. 7 sunucuda NiFi servisi çalışıyor. Bunun dışında 2 tane master ve 2 tane de agent olmak üzere 4 tane daha fiziksel makine var. Şimdi artık geliştirmenin bu evresinde elimizde bir cluster var. Daha önce kullanmış olduğumuz Apache Kafka ve NiFi teknolojilerini yine burada da HDF altında kullanıyoruz. Fakat bunlar daha önce kendi başlarına kurulan cluster'lardı. Fakat HDF içerisine geldiği zaman bunlara geçiş yapmak durumunda kaldı. Bunun yanında da Google Cloud Storage yerine kullandığımızı düşünebileceğimiz bir HDF katmanı var tabii ki HDP'nin altında. Veriyi de Apache Hive, Apache LLAP ile sorguluyoruz. En azından 5 katmanında durum bu. Hadoop'tan sonra da veri ihtiyaç oldukça bir API üzerinden, yani biraz fazla API üzerinden diğer kullanıcılara, şirket içi diğer ekiplere verebiliyoruz. Bunun yanında SAP HANA, QuickSense ve Apache View ile de bu veriye erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada Hive LLAP kullananlarınız var mı? Birkaç kişi sanırım var. Impala kullananınız var mı? Daha çok. Evet. LLAP'den biraz bahsetmek gerekirse o zaman aslında Impala'ya yakın bir teknoloji. Hive 10 tez üzerinde çalışıyor ve şimdi sadece Hive kullananlarımızın MapReduce'la veya Hive on Spark'la bile olsa ya da Hive on Tez'le bile olsa sadece Hive kullananlarınız bilecektir. Çok basit bir sorgu bile attığınızda, yani basit bir grup var ya da basit bir select sorgusu bile attığınızda bu sorgunun size cevap döndürmesi 20-30 saniye kadar bulabiliyor. Bu hiç şaşırtıcı bir durum değil. Bunun bu kadar uzun sürmesinde birkaç tane sebep var. Bir tanesi attığınız her sorgu, hemen hemen her sorgu HDFS'ten gidip veri okumak durumunda kalıyor ve bu veriyi okumak çok da hızlı, yani çabuk çalışan bir şey değil, hızlı değil demeyeyim. Çünkü paralel eşitlik için aslında büyük veriyi hızlı bir zamanda okuyabiliyorsunuz ama çabuk olmuyor, bir zaman alıyor. Onun yanında bir de siz sorgu yaptığınız zaman Hive'ın hangi altta framework kullanıyorsa bu framework'ün gidip yanından işte container sitesi, bu container'ların bulunması öncelikle yer var mı yok mu diye bakılması, işte bulunması, bunların ayağa kaldırılması ve sizin sorunuzun bu container'lar üzerinde çalışması gerekiyor. Bunlar da hani çabuk query'ler atmaya çalıştığınız zaman, yani veriyi yeni tanıyorsanız, tablonun içine bakmaya çalışıyorsanız ya da geliştirme aşamasında yeni başladıysanız ve deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmak istiyorsanız çok fazla zaman kaybettirebiliyor size. Etop query'den buradaki kastığımız bu. Yani hızlı, basit sorular sorup kolay cevaplar alabileceğiniz veri tanıma yönelik sorgular. 5 işlemizde bu kadar da bir sorun olmayabiliyor. Çünkü yani bir sorgunuzun çalışması 40 dakika alacaksa başta kaybettiğiniz 20 saniye sizin çok umurunuzda olmuyor çoğu zaman. LLAP tam işte bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Bu kısa ve basit sorgularınıza öncelikle çabuk cevap vermeye çalışıyor. Bunu yaparken, ya bunu nasıl yaptığına gelirsek de MapReduce'dan itibaren devam eden bir gelişmenin şimdilik son ayağı olduğunu görebiliriz. Bununla beraber
Presto gibi başka teknolojiler de var, benzer şeylerle çalışan. Impala da bunlardan biri tabii. Şimdi bir sorguyu hal üzerinde MapReduce framework'ünün üstünde çalıştırmaya başladığınız zaman sizin sorgunuz birden fazla parçaya ayrılıyor, birden fazla katmana ayrılıyor. Ve her katman bir MapReduce işi olarak çalışmaya başlıyor. İyi güzel, fakat burada şöyle bir sorun var. Bütün MapReduce işleri HDFS'ten veri okur genelde. Daha sonrasında bütün çıktılarını reducer'lardan veya bazen mapper'lardan sonra tekrar HDFS'e yazmak zorunda kalır. Bir sonraki katman bu veriyi tekrar HDFS'ten okur ve çalışır. Böyle böyle size sorgu dönmeye çalışır. Şimdi... veriniz belgeye sığıyorsa buralarda diski kullanmanızın aslında çok bir mantığı yok. Buradaki framework'ün yapısından dolayı bunu boşu boşuna harcadığınız zaman ve disk IO olarak düşünebilirsiniz. Tez ve Spark'tan da bu soruna çözüm buluyor aslında. Sizin sorgunuz çalışmaya başladığı zaman HDFS'ten gerekli veriyi okuyor ve veriniz belgenize sığıyorsa bir sonraki katmanlara doğrudan bellek üstünden aktarılıyor. Buradaki HDFS adımlarında olmadığını ve mapper adımlarında artık HDFS'ten veri okumak zorunda kalmadığınız için çalışmadığını görebilirsiniz. Bu aradaki veri karmaşasını çözüyor, fakat yine iki sorun kalmaya devam ediyor. Siz yine en başta HDFS'den okumak zorundasınız ve bütün bu çalışan konteynerların yan tarafından size verilmesini beklemek zorundasınız. Peki test buna nasıl bir çözüm, LAD buna nasıl bir çözüm getiriyor? Yine test framework'ünü kullanıyor burada. Fakat veriyi doğrudan HDFS'den okumak yerine mümkünse kendi belleğindeki daha doğrusu RAM'in üzerindeki bir cache'de tutuyor. Yani siz aynı tabloya küçük küçük sorgular attığınız zaman ya da aynı dataya sorgular attığınız zaman bunları sürekli HDFS'den okumak zorunda kalmıyorsunuz. Bu çok büyük bir kazanım. Bunun dışında bu yandaki container allocation sorununu çözmek için de daha önceden belirlediğiniz LLP daemonları, LLP servisleri çalıştırıyor. Bunları da atıyorum. 10 tane LLP servisi çalışsın dediyseniz bu 10 servis sizin sorgularınızı bekler bir halde çalışıyor oluyor. Ve sizin sorgularınız da bu hali hazırda bekleyen servisler üzerinden çalıştırıldığı için yanında bir container allocation beklemeniz gerekmiyor. Ayrıca tabii aynı anda birden fazla sorguyla da uğraşabiliyorlar bu servisler. Bir sorgunun bitmesini beklemiyorlar. Burada Hortonworks'ın paylaştığı bir LLP high ve LLP karşılaştırması var. Bu benchmark özelinde 45 ve 5 kat arasında bir değerler bulmuşlar. Biz günlük çalışmalarımızda ve kendi yaptığımız benchmarklarda aşağı yukarı 10 kat civarı bir hayva göre bir hız iyileştirmesi gördük. Şimdi hayda hayv üzerinde, HDF ve HDP üzerinde geliştirmelerimizi yaptıktan sonra yine bir sorunla karşılaştık. Bir süre hayat çok güzeldi, gayet güzel çalışıyorduk. Fakat bir yerden sonra veri kalitesinin düşmeye başladığını, bazı eventlerin kaybolduğunu, hatalar çıktığını bazı yerlerde fark ettik. Bunun da sebebini araştırdığımızda kullanıcı tarafında şöyle bir dünya karşımıza çıktı. Şimdi eventler oluşturulmaya başlandı. Fakat gerek ihtiyaçtan dolayı, yani genellikle ihtiyaçtan dolayı bu eventlerin bazılarının değişmesi gerekiyor. Yeni alanlar eklenebiliyor, bazı alanlar artık gönderilmeyebiliyor, bazı alanların tipi değişebiliyor, bazı alanların tipinin değişmemesi gerekiyor fakat size değişmiş olarak geliyor. Bunların bazıları planlanarak yapılan şeyler ama bazıları da yazılım hatasından dolayı olabiliyor. Bir de şöyle bir dünya var, siz ne kadar planlarsanız planlayın, ne kadar diğer ekiplerle senkronize olursanız olun, bir mobil uygulamada bir güncelleme yaptığınızda kullanıcıların bazıları telefonu aldığından itibaren hayatlarında hiçbir uygulamayı güncellemiyorlar dedikten sonra. Bazıları da her gece güncelliyorlar. Yani siz değişikliği aynı anda bile yapsanız bazı kullanıcılardan eventin eski versiyonu, bazılarından da yeni versiyonu gelmeye devam ediyor. Ve bu da aşmanız gereken bir soruna dönüşüyor. Öncelikle şundan bahsedeyim. Hepsi buraya girdiğiniz zaman bir arayüz veriyorsunuz. Bu arayüz sadece bir ekip tarafından, bir takım tarafından oluşturulmuyor. Her ekip
aslında kendi aralarını kendi oluşturuyor. Atıyorum siparişlerin sayfasına girdiğiniz zaman onun arayüzünü siparişle ilgilenen ekip yapıyor. Listeleme sayfasını listeleme ekibi yapıyor. Yani aslında orada birden çok takımla beraber çalışıyoruz bir event için. Yani aynı event bize birden çok farklı takımdan geliyor. Ve bizde şu anda 100'den fazla farklı event var. Ve bu eventler dediğim gibi farklı farklı kanallarda, farklı farklı ekiplerden gelebiliyor. Yani az önce dediğimiz gibi şimdi bunlar bir ekip bir alanın data tipini farklı gönderiyor, bir ekip farklı gönderiyor. Yani bizim burada şuna çözüm bulmamız gerekiyordu. Bunun eventlerin, aynı eventlerin ortaklaştırılması, bunların ve ortaklaştırsak bile hala şey değil, yani versiyonlar değişebiliyor. Bu versiyonların validasyonunu yapabilmemiz gerekiyordu. Ve bir şey oldu ya da geçmiş versiyonların da bize bunun evet yani versiyonu değişti ama biz hala geçmiş versiyonunu da karşılayabiliyor. Yani bunu da veriyi kaybetmiyorlar da bunu da alıp kaydedebiliyor olmamız lazım. Bunun için bu eventlerin, şemaların versiyonlanmasını, eventlerin yapılan versiyonlanmasını ve bu versiyonun yönetebilmesi gerekiyordu. Bunun için şema registri diye şey kullandık. Bunu Kafka'dan datayı aldıktan sonra Apache NiFi için entegre ederek gelen datanın bizim belirlediğimiz şemalara uygun olup olmadığını, bizim validasyondan geçip geçmediğini kontrol edip ona göre datayı HDFS'e yazıyorduk, kalıba yazıyorduk. Tabii bu şu demek değil aslında geçmedi, ben bunu ne yapayım çöpe atıyorum, bu demek değil. Yani geçmediyse bir data neden geçmedi? Hani veya ben bu geçmedi ama ben bunu hala kullanabiliyor muyum? Bu tarz durumları da handle edebilmek için onları da ayrı bir, hani bizim şurada son kullanıcıya verirken köylü aradan ya da şeyden son kullanıcı etkilemesin diye başka bir yere kaydediyorduk hala. Ama bizim şu sistemi kurduktan sonra en azından kullanıcıdan işte soru attım, işte cevap dönmüyor, şöyle hata olur. Yani bak, şemadan kaynaklı hata şeylerini sıfıra indirdik. Şema registreri, şema registreri ne peki? Aslında şema registreri yani ister producer tarafında, ister consumer tarafında, ister iki tarafta da tanımlayabileceğimiz Kafka brokerlarından ayrı bir yere kurup apayrı bir şekilde çalışan bir yapı. Peki nasıl çalışıyor? Datayı yine aslında producer'ımız, yani sizin geliştirdiğiniz uygulama producer'ınız yine hala Kafka ile konuşuyor. Bunun yanında artı bir de şema registreri ile konuşuyor. Producer'daki Avro Serializable ile datayı serializable edip metasını şema registreye gönderiyoruz. Şema registre de bunun validasyonunu gerçekleştiriyor. Evet doğru bu şema doğru diyorsa bunu sonra Avro formatında Kafka'ya yazıyor. Ya da hayır o doğru bir şema da gelmemiş bize. Bunun şeması yanlış diyorsa Kafka'ya yazılmıyor. Biz yani birden çok şema registri var, Compute'un var, Portoverse'un var. Biz burada zaten HDF üzerine gelen Portoverse'un şema registrisini kullandık. Bu dediğim gibi aslında eventlerin şema repozitörlerinden tutan bir yapı. Bize şemaların versiyonlarının yönetilmesini, aynı zamanda bu şemaların validasyonunun yapılmasını sağlıyor. Bunları yaparken dediğim gibi Avro şema formatında tutuyor. Şemayı da Avro şema formatında tanımlayabiliyoruz. Bunu tercih etmenin bir sebebi de NiFi ile direkt entegrasyona sahip olması. Direkt hiçbir uğraş yapmadan NiFi ile entegre edebiliyoruz. Ama custom yapı yazsak bile yine bunu kullanabiliyoruz. Bize sağladığı RESTful API var. O API sayesinde bunu istediğimiz herhangi bir uygulamada kullanabiliyoruz. Şimdi biz bunu kullanmaya başladığımız zaman saniyede şu anda dediğim gibi 3000 event alıyoruz. Bu bizi yavaşlatacak mı? Herhangi bir yerde performans kaybına sebep olacak mı diye aslında bir şüpheye düştük. Başladığımız zaman yani iki yapısından dolayı böyle bir sıkıntı yaşamadık. Birincisi cache yapısı. Kendi üzerinde bir cache mekanizması var. Ve aslında her soruda, her bir validasyonda gidip arkada işte bu validasyon doğru mu yanlış mı diye şey yapmıyor. Cache'den cevabın direkt hızlıca dönüyor. İkincisi de datayı Avro formatında, Avro Serializable'da formatladığınız için zaten datanın boyutu düştüğü için
network'te throughput'u azaldığından dolayı zaten bu ekstra bir bize faydası oluyordu. Bundan dolayı bunu kullandığınızda dediğim gibi saniye 3000 renti buradan geçiriyoruz ve hiçbir performans kaybı yaşamıyoruz. Bu Port14'ün bize sağladığı şema desteğinin arayüzü. Şurada hepsi stream page load, bizim eventimizin adı. Burada gördüğünüz Auro formatında şemamız. Şurada versiyonlar, versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3. Yeni bir şey deneyeceksiniz, yeni bir alan ekleyeceksiniz atıyorum. Bunu direkt master'da, hani bir branch, yani yeni bir branch oluşturup üzerinden yönetebiliyorsunuz. Mesela burada pet diye bir alan eklenecekti. Bunun için pet diye bir branch oluşturup bunu oradan ilerletip bunun üzerinden şey yapabiliyoruz, yönetebiliyoruz. Bunun dışında atıyorum versiyon 1 kabul edeceksiniz ama geçmiş versiyon, versiyon 2'yi kabul etmeyeceksiniz. Şurada enable, disable'a çektiğiniz zaman artık versiyon 2'deki dataları da kabul edip sisteminize alabiliyorsunuz. Ama versiyon 1 formatında bir data gelirse bunu kabul etmiyor. Az önce bahsettiğim gibi bir test, yani yeni bir alan ekleyeceksiniz ve bunu test etmek istiyorsunuz. Forması nasıl olması lazım ya da başka birkaç tane ekipten de benim farklı tanımlardan data geliyor. Bunların datalarını bir test engine'de, test ortamında deneyip işte versiyon 1 şu şeyde olmadı, versiyon 2'sini çıkıp bunda da uyarsa evet tamam bu şemada anlaştık dersek bunu master'a merge edip oradan bu şema restinin şemaların oradan hayatın devam etmesini sağlıyoruz. Yani bu şema registeriyle entegre ettikten sonra aslında bizim 5 layer'ımız sıkıntısız bir şekilde yani son şeyine ulaşmış oldu. Sıkıntısız bir şekilde çalışmaya başladı. Şu anda hali hazırda bu şekilde çalışıyor. 5 layer'ımızın yapısı gördüğünüz gibi HDF üzerinde Apache Kafka ile datayı Nifir, Nifir'in alıp şema registeriyle bunun validasyonlarını gerçekleştirip HDFS üzerinden yazılması ve HDFS'te REST raporlar için ya da işte anlık sorular, interaktif sorular için high ve high value API'yi kullanıp işte HU üzerinden, API üzerinden ya da işte diğer SAP HANA, QuickSense gibi tool'larla dashboard oluşturup son kullanıcıyı açıyoruz. Şimdi ilk cloud'da başladık dedik. Yani cloud'da bir sürü data yazdık ve o dataların hiçbiri Hadoop'ta yok. Ve kullanıcıların yani şirket içinde kullanıcılar hani hadi BigQuery'yi kapattık, hadi hep beraber şeye geçin demek olmuyor. Bunların bir geçişi bir zaman alıyor. Bu yüzden bir süre boyunca aslında ikisi beraber çalıştı. Hadoop ve Google Cloud. Yani tüm kullanıcılar geçti, biz sistemimizi Hadoop'ta kurduktan sonra artık bunu kapatıyoruz ama hani o bir süre beraber çalıştı ama bir süreden önce hala cloud'da olan ama bizim Hadoop'ta fiziksel makinelerimizde olmayan datalarımız vardı. Bunları bizim Hadoop ortamına almamız gerekiyordu. Bu da böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Burada Google Cloud Storage datayı indirirken size bayağı bir kısıtlama getiriyor ve bu çok çok yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bayağı uzun süreceğinden dolayı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken daha önce BigQuery'den API yardımıyla data çekmiştik. Ve bunun çok daha maliyetli olmasına rağmen çok daha hızlı olduğunu gördük. Böyle olunca bir API geliştirip direkt datayı BigQuery'den sorgulayıp, event bazlı datayı sorgulayıp direkt Hadoop'a kaydeden bir API geliştirerek buradaki geçişle bu şekilde tamamladık. Bu slide'la beraber bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. 15 yıl dakika ara verelim.